Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekten beni çok etkileyen ve oynarken çok zevk aldığım bir mobil oyun oynayacağız. Oyunumuzun ismi Project Drift 2.0. Daha önce birkaç videomda daha size önermiştim ve bugün bu oyuna özel bir gameplay videosu çekeceğiz ve bu oyunun kartun grafikleriyle, drift mekaniklerinin ne kadar iyi olduğunu, ayarlarıyla, oynanış dinamikleriyle size göstereceğim. Oldukça eğlenceli bir video olacak. Daha fazla Project Drift 2.0 videosu için beğenmeniz ve yorum bırakmanız yeterli ve beni 200.000 abone yolculuğumda desteklemek için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan hadi gelin oyuna bir göz atalım. Şu an Project Drift 2.0'ın ekranındayız dostlar. Hemen bir araçlara bakarak başlayalım. Çünkü birçok mobil araba ve drift oyunu severin aslında en dikkatini çektiği şey araçlar. Hemen sınıf 10'dan başlayalım. Sınıf 10'da 10 numara araçlar var. Ama tabii gördüğünüz gibi bu araçların isimleri farklı dostlar. Lisansla alakalı bir durum ama tanıdık markalar, mutlaka siz artık anlarsınız, bilirsiniz. Şu araba benim çok fazla hoşuma gitti. Şu MK5 de gerçekten çok güzel duruyor. Yani bunların hepsini satın alabiliriz. Tabii ki oynadıkça mümkün ama benim şu favorim galiba 240Z. 240Z'nin hem böyle modern tasarımını hem de nedense arabanın bu keskin hatlarını çok sevdim. Yani sınıf sınıf ayrılan tonlarca araba var dostlar. İstemediğiniz kadar bol bol araba var. Oynadıkça hepsini açabilirsiniz ve hepsini de özelleştirmeniz mümkün. Bu oyunu Android, iOS cihazlardan oynayabilirsiniz ki zaten Google Play puanı 4.8. Lütfen bence bir şans verin ve deneyin, siz de seveceksiniz. Eminim yani buna. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bir başlat diyelim şöyle. Oyunda çevrim dışı ve çevrim içi olarak iki seçenek var. Biz çevrim dışı olarak bir başlayalım. Oyunun şöyle bir mekaniklerini inceleyelim. PyCodex'ten, yani oyunun geliştiricisi PyCodex'in özel parkuruna girelim. Açık dünya dinamikleri var. Şu an girdiğimiz parkur neredeyse açık bir şehir tasarımı gibi dostlar. Seçeneğimiz Racing Arcade Drift, Pro Arcade, Pro Drift, Tandem. Hangisini seçersiniz diyor. Ben arcade'le başlayacağım. Zaten birçok seçeneği oyun içerisinde de değiştirebiliyorsunuz. Kamera açısını göstermek istiyorum size. Mesela FPS girdik dostlar. FPS kamera açısı mükemmel. Çok çok fazla şey var. Bir dakika. Oyunun şu FPS kamera açısı özellikle mükemmel. Bak şimdi el frenini çekişini görüyor musunuz? Bu araç içini bile özelleştirmeniz mümkün dostlar. Ben şu an BlueStacks 5 üzerinden oynuyorum dostlar. Gayet uyumlu bir şekilde 60 FPS hiçbir sorun olmadan oynayabiliyorum. Racing'e geçtiğiniz zaman mesafesini, açısını, arabanın nasıl duracağını bile ayarlamanız mümkün. Ben şu an Racing modda oynuyorum. Oyunun bir drift mekaniklerini görmenizi istiyorum. Şöyle birazcık dolanalım. Şu an araba deli gibi bağırıyor. Kartun ve karikatürize bir tasarım olduğunu net bir şekilde zaten şu an siz kendiniz de görebiliyorsunuz. Ki benim için bu tarz oyunlarda eğlence her zaman için ön planda olmuştur. Bu da bence gayet eğlenceli bir sistem sunuyor. Şöyle birazcık, lan mini harita da yok, rastgele dolaşacağız. Şurada bir yol var. Oradan bir gidelim. Şimdi size daha detaylı özelliklerini göstereceğim. Bu özellikle ayarlama seçeneği seven oyuncuları çok sevindirecektir. Süspansiyonları bile ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle yanlayalım. Arabayı hızlandırmak tabii ki mümkün ama bunun için birazcık oyunu oynayıp para kasmanız lazım. Oyun içi parayla zaten geliştirmek mümkün. Böyle geniş geniş arcade odaklı parkurlar var. Buralarda drift atarak ve çevredeki coinleri toplayarak ekstra oyun içi para kazanabilirsiniz. Ben hemen şunu göstereyim size. Fiziğe giriyorsunuz bakın dostlar. Süspansiyonun sertliğini ön arka olarak ayarlamanız mümkün. Direksiyon açısını drift hassasiyetine kadar ayarlama yapabiliyorsunuz. Bunu bu tarz oyunlarda görmeniz çok zor. Hemen bunu gerçekten detaylı bilmediğim için ben herhangi bir ayarlama yapmayacağım. Hemen şimdi bir de özelleştirme seçeneklerine bakalım dostlar. Çünkü mobil araba ve drift oyunu severler kayış gibi bir araba yapmazsa çok kötü olur. Ön tamponu değiştirebiliyormuşuz. Çok çeşitli ön tampon seçenekleri var. Böyle Japon tarzı GDM oyunları sevenler var ya, bayılır. Gerçekten bayılır. Ben şunlara özellikle bayıldım yani. Arka tamponu tabii ki. Arka tampon seçenekleri de çok güzel. Yükseltme yapabiliyorsak arabamızı biraz hızlandıralım. Ne kadar param var abi, motoru yükselttirelim. Bunların hepsini yükseltelim. 30 saniyede bir yükseliyormuşuz zaten. Ben de şu an 39 altın var. 272.000 DP var. En kral arabayı yapacağız. Bakın bu arabayı, videoyu sarmadan izleyenler çok şanslı. Şu an bu arabayı bir Japon efsanesi haline getireceğim.
Şöyle çok tehlikeli bir şey yapmam lazım. Bu çok klasik ve güzel. Bunu sevdim. Mükemmel. 169 binim var hala. Egzozumuz. Oo. Seslerini duyuyor musunuz? Sesleri bile değişiyor. Bunu sevdim. Bu olsun. Diğeri de güzeldi görünüm itibariyle ama. Aynalarımız. Hadi bakalım. Ayna tasarımı. Yok ben direkt zaten şu benim için geçerli. Oldukça güzel. Kafesimiz. İç kafes tasarımı. İç kafes tasarımını kırmızı mı yapsam? Sarı. Sarı. Sarı mükemmel abi. Koltuk tasarımı. Bu şu an normal tekerin tasarımı dostlar. Arkası için de aynısını düşünüyorum. Jantlar, jantların rengi. Bu yok, bu tam hoşuma gitmedi. Bu da çok değil, bu lan benim arabanınkine benziyor. O en iyisi galiba ya. Rengini sarı yapalım mı jantların? Yok, jantların rengi siyah olsun ya. Yok abi, siyah da çok söndürüyor. Yeşil, maalesef beyaz yapacağız çünkü beyaz çok daha iyi. Hangi jantı seçmiştik? Şu, evet yine beyaz kalsın. Kaliperlerimizin tasarımı. Kaliperleri mavi yapabiliriz evet. Bunu satın al. Bunu satın al. Satın al. Satın al. Hepsini satın aldık. Nice. Çok güzel. Ulan çok tatlı bir araba oldu ha. Tekerler. Aa bunu açabilmemiş. Açalım abi. Para verelim ne olacak? Şimdi şöyle birazcık arabanın tekerlerini dışa doğru vuracağız ki daha iyi yanlasın. Kamper ekleyeceğiz arabaya. Çok tatlı oldu. Şu an mükemmel oldu. Dostlar videonun çoğunu araba modifiye etmeye ayırıyorum ama bu çok önemli. Yani bunu herkes, bu tarz ürünleri seven herkes bana hak verecektir bu konuda. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Süspansiyon. Açalım abi süspansiyonları. Yok yok öyle bir şey yok. Arabayı indir. Araba basık olacak. Ön basık. Önü basalım biraz. Aynen. Ön basık. Arkayı da biraz kaldıralım. Oğlum çok iyi oldu lan. Gerçekten çok iyi oldu. Araç boyama. Aracın rengi aslında gri çok iyi ama biraz böyle Tokyovari bir hava katalım mı? Biraz böyle yeşilimsi, cırtlak yeşil. Oo, çok kötü. Koyu yeşil. Bence koyu yeşil çok güzel oldu ya. Hani birçoğunuz ulan nasıl renk seçtin diyebilirsiniz ama bence gayet güzel. Kaplama yapacak. Oo, aa, paranın çoğunu buna verdim. Buna vermesem iyiydi ya. Arabayı biraz yükseltmek istiyordum. Şöyle güzel bir etiket yapalım değil mi? Oo, bayrak. Bayrak. Şöyle büyütelim. Nasıl yapsak ki? Şöyle. Şöyle. Çok güzel dostlar. Bayrağı da ekledik ya. Mükemmel durdu bence. Tamam tasarımın dışına çıkmış olduk biraz ama bence gayet kabul edilebilir. Ne kaldı şu an burada eklemediğimiz? Kaplamamızı yaptık. Neon tabii ki de neon abi. Neonu eklemezsek olmaz. Şöyle kırmızı mı? Kırmızı tamamdır. Kırmızı bizim için mükemmel oldu. Bayrakla uyumlu oldu. Işıklar. Ön ışıklarımızı. Evet. Bence ön ışıkların bu şekilde olması gayet ideal. Arkaları da aynı şekilde böyle yapalım. Nice. Gayet güzel. Bununla bir online yarış, online parkura girsek mi? Milletin nasıl arabaları var bir bakalım. Nice. Hemen biz Avrupa sunucusuna katılalım. Bakın gördüğünüz gibi birçok sunucu var ve sunucuların hepsi de neredeyse dolu dolu. Biz bir rastgele girelim. Milletin nasıl arabaları var onları görelim ve biz de Türk bayrağımızla yanlamaya çalışalım. Bence 10 numara oldu var ya. Videonun çoğunda modifiye yaptık ama gayet yeterliydi. Biz arcade tarzda takılalım yine. Nasıl egzozlar? Arabayı görüyor musun abi? Bak bak Türk bayrağı da orada. Çok iyi oldu, çok iyi oldu. Ohohoho egzozlara bayıldım. Devam abi. Şöyle bir yola çıkalım. Ver abi el frenini, ver el frenini. Şu milletin yanına doğru bir gidelim. Neredesiniz lan geliyoruz bekleyin. Yalnız arabayı yükseltince sağlam hızlandı ha. Şöyle yanlaya yanlaya. Ooo çarpmasaydık çok güzel olurdu. Çok fazla Türk var. Oyun çok kalabalık. Kesinlikle eğlenerek oynayacağınızı düşünüyorum. Drift etkinliği mi? Katıl abi. Drift etkinliğine katılıyoruz şu an. Başkalarıyla yarışacağız. Bu kırmızıyla mı yarışacağız yoksa? En iyi drifti yapan mı kazanır abi? Ona bir karar verelim. Şu an burada abicim mükemmel driftler atmam lazım. Çünkü arabamın üzerinde Türk bayrağı taşıyorum. Oğlum çok iyi ara gaz verdi. Çok güzel driftti. Ama benden niye öyle duman çıkmıyor ya? Birinci olmak mı önemli? Hayır! Ya, bu kötü oldu, çok kötü oldu. Ya abi çok geride kaldım ama drift puanım umarım iyidir. Ya yapma işte onu ya. Gençler ama alışmam lazım be. Uzun süredir oynamıyorum. Bana da hak verin lütfen. Hadi bakalım. Vallahi bu oyunu gerçekten bizim Discord'a da gelin. Discord'daki agalarla da çok iyi oynanacak bir oyun. Ara gaz veriyorum şu an. Araba kesiciye soktum arabayı.
Devam biraz, devam hızlan. Çok güzel, çok güzel. Çok iyiydi. Onlar bitirdi mi ki acaba? Oğlum bizim o araba orada kalmış. Bunlar saldılar galiba. Üçüncü mü oldum be? Kaybettim. Biliyorum oğlum, niye yüzüme vuruyorsun? Dur, FPS kamera açısına gelelim. Birazcık da şu FPS oynayalım oyunu. FPS yanlamak nasıl bir hissiyat veriyor? Oğlum FPS hiç yanlayamıyorum lan. Böyle dönerken ver abi şunu. Yani FPS oynamayı seven elbet çok fazla kişi vardır ama ben nedense beceremiyorum. Şurada bir yanlamaya çalışacağım. Oo, adamın arabası çok güzeldi. Yok abi, drift etkinliğine katılmayacağım. Şöyle bir arabamla yanlamayı tercih ediyorum. Yalnız bence arabayı çok iyi yapmışız be. Şu egzozunu çok beğendim. Sizin modifiye ettiğiniz arabalar varsa Project Drift 2.0'da dostlar. Lütfen Discord topluluğumuza katılın. Oğlum aragaza bak. Resimlerini galeri kısmına yükleyin. Yani kendi arabalarınızın resimlerini. Güzeldi. Çok güzeldi. Şurada hatta çevrim dışı modda dostlar farklı yerler de var. Port Area var. Tandem var. Tandem'e mi girsek ki? Pro Tandem Night. Bu tarz mesela arcade odaklı oynarken kendi başınıza para kasabileceğiniz yer... Aa dur, anladım. Ona vuracağız. Ama onun için benim biraz arabayı toplamam lazım şöyle. Aa, benim ona vurmam için bir fırın ekmek yemem lazım. Şöyle ben arabamla yine sağda solda yanlayayım. Şunların içinden geçebiliyoruz oğlum. Gerçekten eğlenceli. Şuradan uçabilir miyim? Uçabildim ama öyle çok da ağam şağam bir uçuş olmadı. Hop, şunlar hep para abi. Çok güzel ya. Ben mekaniklerini çok sevdim. Ve gördüğünüz gibi grafik tasarımından dolayı da birçok telefon modelinde çalışacaktır. Tabii ki en yüksek performans için iyi bir telefonda oynamanız, iyi bir tablette oynamanız gerekiyor. Ama benim gibi BlueStacks 5 üzerinden de oynayabilirsiniz. Bilgisayardan oynaması da oldukça zevkli. Şimdilik bu kadar yeterli dostlar. Project Drift 2.0'ın indirme linklerini açıklamalar ve videonun yorumlar kısmına sabitliyorum, bırakıyorum. İsterseniz indirin, oynayın, takılın. Ben çok beğendim ve oynarken de çok zevk aldım. Dediğim gibi sizin de yaptığınız böyle güzel arabalarınız varsa Project Drift 2.0'da lütfen Discord sunucumuza katılın. Orada galeri resim bölümü var. Oraya yaptığınız en iyi arabaların resimlerini atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.